Cumhuriyet Gazetesi'nden ilk siyasi detayımız gelsin efendim. Cumhuriyet Gazetesi gelirken kazanan soylu cephesi başlığıyla güne başladığını belirteyim. AKP'yi de bölen o hal sonrası düzenlemeleri 3 yıl daha uzatılıyor diye çıkan bir haber. Şöyle ki AKP içinde ve kabinede Adalet Bakanı Gül'ün başını çektiği birçok ismin 31 Temmuz'da süresi dolacak olan o hal sonrası düzenlemelerinin bitirilmesi ve normalleşmeye geçilmesi yönündeki görüşü kabul görmedi. Erdoğan'la görüşen Soylu'nun hamlesi sonrası düzenlemelerin 3 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Soylu'nun Erdoğan'a düzenlemenin terörle mücadele için önemli olduğunu ilettiği öğrenildi. AKP kulislerinde Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Soylu'yla Erdoğan'ın arasının düzeldiği belirtiliyor. Teklifin meclise sunulmasıyla Soylu'nun kazandığı değerlendirmesi yapıldı. Malum Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı arasında gerginliğin olduğu kulislerde konuşuluyordu ve parti içerisinde, AK Parti içerisinde de bu durumun araştırılmasını isteyen vekillerin olduğu, bakanların olduğu konuşuluyordu Ankara kulislerinde. Ve bu zamana kadar da Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana gelmemişlerdi, açıklama yapmamışlardı. Ama MHP liderinin çıkışıyla birlikte İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez aynı ortamda bir araya geldi. Ve bakın hangi detaylar kaydedildi. Ülkenin bakanlarından birinden bahsediyoruz ha, gitmiyor. Kimse görevden de almıyor. Servet transferi iddiası var, şantaj iddiası var. Uyuşturucu iddiası var, akraba kayırmacılığı var, şirketinin bakanlığı döneminde ölçüsüz büyümesi var. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapmışlarsa, şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar. Bahçeli'nin sahipsiz değil çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı ile ilgili konuşacak mı sorusu sorulurken, Erdoğan ve Soylu haftalar sonra ilk kez aynı karede görüntü verdi Diyarbakır'da. Cumhurbaşkanı konuşmalarında Soylu'nun ismini anmadı ama hakkındaki iddiaları gündemden düşürmeyen muhalefeti hedef aldı. Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek 2023'e giden süreçte de bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor. Yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye alındığını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın bir gün o görevde kalmaması lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Başını CHP'nin çektiği her kesim, dozunu her gün biraz daha yükselttikleri nefret söylemleriyle bu kirli planlara destek veriyor. Süleyman Soylu yere düştü. Bahçeli yanında durmasa AK Parti'nin diğer yetkilileri üstüne çullanacak. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından yalnız bırakıldığını söylüyor. MHP liderinin çıkışına karşı Erdoğan'ın benzer cümleler kurmamasına dikkat çekiyor. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Şaibelerin ortasındaki bu ismin yükünü daha ne kadar taşıyacaksınız? Yoksa krizlerin ortağı Sayın Bahçeli'yi hükümet sözcüsü olarak mı atadınız diye soruyorum. Cumhur İttifakı'na karşı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Bahçeli Soylu'yu terörle mücadele kahramanı ilan ettikçe Erdoğan rahatsız oluyor. Bir tek ben kahramanım, başka kahramana yer yok diyor. Ve Sayın Soylu'nun adını ağzına almıyor. Muhalefet Erdoğan'ın Soylu ile ilgili sessizliğine vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na psikolojik harekat yürütülüyor cümlesi, Bahçeli'nin Soylu'ya sahip çıkan cümlelerin hedefi Erdoğan yorumlarına yanıt gibiydi.